Bir daha başlayayım. İyi akşamlar rakı dostları. Yaz ayları geldi. Malum en çok vodka ve benzeri tarzı buzlu ve gündüz değişik ortamlarda içebildiğimiz, böyle içebileceğimiz için vodka türevlerini yapmaya çalışacağız. Uzun süredir sizinle paylaşmak istediğim şey, 84 derece alkolüm vardı. 84 dereceden size bunun için değişik oranlar da vereceğim tabii ki. Nereden neyi nasıl alacağınızı da söyleyeceğim. Benim 84 dereceye oranım 452 ml yani cc alkolü 1 litre vodka için yapacağız. Öncelikle içine 1 litre vodka yapmak istiyorsanız içine gliserin 3 mililitre. Benim 1 litre için vodka tavsiyem 3 mililitre gliserin. Bu oranda 452 mililitre alkol için 547 de su. Suyun asla çeşme suyu kullanmayın. Marka sulardan bir tanesi, marka için onu bana sormayın. Markalar bana prim ödemiyor. Bu yüzden sakladım. Litreye tamamlıyoruz. Biraz daha koymam gerek. Evet, 1 litreye tamamladık. Arkadaşlar vodka'nın aroması olmaz. Asıl vodka buğday ve türevlerinden üretilir. Ama bunu damıtmak biraz daha zor. Muhtemelen çoğunuzda şey kullanıyorsunuz. Hazır etil alkol. Hazır etil alkolden de size şunu söyleyebilirim. 96 derecelik hazır etil alkol kullanan arkadaşlar 396 mililitre alkol kullanacak ve 604 mililitre su kullanacak. İsterseniz bu oranları benden alabilirsiniz. Bunu söyleyeyim size. Çok mesaj alıyorum. Yani vodkayı başka aroma kullanmanıza hiç gerek yok. Vodkanın aroması yoktur. Sadece buğdaydan yaparsanız aroma elde edersiniz. Buğdaydan da malt buğday buluyor olmanız lazım. Ya da çok zorlanırsınız. Bunu bu kadar söyleyeyim. Aroma kullanmayın. Vodka'nın özü bu. İlaveten bunlarla ilgili, vodka ile ilgili inanılmaz değişik kokteyller hazırlayacağız. Yani likörler hazırlayacağız. Birkaç gün içinde bir dünya video yağdırmaya başlayacağım size. Çok uzun aralık verdim biliyorum. Bazı arkadaşlar imbik sistemi, yeni başlıyorum imbik sistemi. Ya imbik sistemi için yardımcı olamam. Yani bunu şöyle söyleyeyim. İmbik sisteminde bir sürü alternatifiniz var. Pozitif, reflüks stil. Bunu böyle yapamayız arkadaşlar. Önce hangi sistemi kullanmak istediğinize bağlı. Ben pozitif kullanıyorum. Reflüks sistemi asla önermiyorum. Yani bunu bütün videolarımda neredeyse söylememe rağmen bazı arkadaşlar hala ısrarla yazıyor ve reflüks yaparken bana kalkıp bilmeden yazıyorlar herhalde diye tahmin ediyorum. Ben pozitif ve 3 damıtım taraftarıyım. Yani tek damıtım rakı içemezsiniz. Tek damıtım hiçbir şey içemezsiniz. İstersen %96 al yani tek damıtımla. Hiç umurumda değil ama bu beni bağlamıyor. 3 damıtım olmazsa olmaz. Bu işin özü bu. Baş,
göbek ve kuyruk ayrımı yapacağız. Bunu reflüks sistemde yapın ya da meyve damıtımını yapın istiyorsanız. Asla yapamazsınız. Bu yüzden Positil tavsiye ediyorum. Positil imbiklere bir bakın. Nasıl yapıldığını, tencereden mi yapacaksınız, güğümden mi yapacaksınız? Nasıl yaparsanız yapın, Positil yapın. Benim tavrım bu. Onu bir defa daha belirtmiş olayım. Vodka'yı yaptıktan sonra likör yapımına başlayacağız. Likörden daha farklı şeylere geçeceğiz. Vodka ile ilgili değişik işte buzlu kokteyller yapacağız. Kahve likörü yapacağız. Portakal likörü yapacağız. Birkaç gün içinde bu videoları da paylaşacağım sizinle. Ayrıyeten anason yağı, gliserin, viski kiti bende mevcut arkadaşlar. Yani bu olayı da size tekrar tekrar söyleyeyim. Mail adresim orada yazılı. Mailden ulaştığınızda ertesi gün hemen akabinde dönüyorum. Lütfen maillerinizi kontrol edin. Temin etmek istiyorsanız ben size bir şekilde ulaşırım. Bir de alkol arkadaşlar son olarak şunu söyleyeyim. Alkol sağlığa zararlıdır. Bu sadece bilgi kanalıdır. Bunu da tembih ederek videomu şu an noktalayayım. Hepinize iyi geceler. Hoşça kalın.